Yaşar Kemal, Bin Boğalar Efsanesi Roman, ağlar bu mezarlıkta yönükler her gece. bakıp iri yıldızları davar sanmaktan düşünür eski günleri. İskandan önce, geride kalmanın hüznü yamanmış yaman. Melih Cevdet Anday Ala Aladağ'ın ardında uzun bir koyak var. Koyak baştan aya ormanlık. İçinden yüzlerce pınar kaynıyor dört yanları naneli, pülenli, içleri çakıl taşlı. Soğuk, aydınlık pınarlar. Pınarlardan su yerine aydınlık kaynıyor. Oluklardan su yerine ışık şakırdıyor. Çok eski zamanlardan bu yana burası Aladağ'ın, Ardı Türkmen'in, Yörüğün, Aydınlığın, yör, Aydınlı Yörüğünün yaylağı. Çukurova ne zamandan bu yana bu insanların kışlağıysa o zamanlardan bu yana da Aladağ'ın, Koya bunların yaylalığıdır. Yörükler ne bu kışlıktan ne bu yaylaktan kolay kolay ayıramazsın. Ölürler. Bir kayanın doruğunda bitmiş bir ot nasıl inatla köklerini sert çinke taşlarına sarmış, tutunmuşsa Aladağ yörüğü de öyledir. Demirci Haydar Usta yürürken zırt diye duruverdi. Sağ elini bakır kızlığı uzun sakalına götürdü. Sakalını tam çenesinin altından sertçe tutamladı. Sol eli de kendinden olmadan sağ elini izledi. Haydar ustanın adımları gittikçe yavaşlıyordu. Sonra ağır ağır gittiler, durdular. Haydar usta bir süre olduğu yerde öylece kaldı. Başını kaldırdı, havayı koklar gibi boynunu uzattı. Sağına soluna bakındı, sonra gene daldığı gitti. Elleri sakalından çözülüp iki eli külk gibi yanlarına düşünce gene yürüdü. Gittikçe hızlanıyordu. Ceviz rengi bir şakayık şalvar giymişti. Sırtındaki yelik sırmalı eski bir aba ya da cepken bozmasıydı. Başında kendi eliyle keçi tüyünden ördüğü altın renginde bir börk vardı. Börk ona iki kat heybet veriyordu. Kaşları da püskür püskür geniş alnına altın uzun börküne çağıldayarak akmış gitmiş bakır sakalına uyuyordu. Uzun bir süre böyle hızlı soluk soluğa yürüdükten sonra gene ayakları yavaşladı. Sonra ağır ağır durdu. Elleri gene sakalını tutamladı. Yeni dehşet bir düşünceye vardı. Gölgesi mor toprağa düşmüştü. Gölgesi de dehşetli bir düşüncedeydi. Yandaki kayalıklara dökülen oluğun suları şakırdıyor, yere daha düşmeden parça parça tuz buz oluyordu. Dökülen sularla birlikte suların şakırtasına düşüncesini uydurmuş gözlerinin önünden aklından dünyalar geçiyordu. Bire koca Allah, hay bire koca Allah, çukurda bir kışlak ver bana kışlayım Aladağ'da bir yaylak ver yaylayım. Eskiden vermiştin ne oldu? Eskiden vermiştin neden geri aldın? Hay bile bozatlı, yeşil donlu, hızır. Senden de inat umarım. Bu gece varır huzurunda dururum. Yardımını dilerim. Ala gözlerini görürüm. Yorulmuştu. Yandaki kayaya tırmandı. Kayanın aralığından bir çam fışkırmıştı. Vardı sırtını ona dayadı. Çamda Demirci Haydar kadar yaşlanmıştı. Gövdesi domur domur yarılmış, dalları bükülmüş, yere sarkmıştı. Bu gece onu göreceğim. Hiçbir çaresi mümkünü yok. Varıp huzuruna yüz süreceğim. Hiçbir çaresi mümkünatı yok. Padişahlar için yaptığım kılıcı ona vereceğim. Hiçbir mümkünatı çaresi yok. Gene sakalını sıkı sıkıya tutamlamıştı. Öyle güneşinde altın Işıltısındaki börkünün altındaki bakır sakalı püskül kaşları yıldır diyordu. Çimeni yeşil gözleri bir ışıltıda iki de bir çakmak çakıyor, karar veri, kararı veriyordu, kararı veriyordu. Bak diyordu, koca Allah, güzelim yiğidim, dost, aslanım, yeri göğü, inli cinli, seni beni yaratansın değil mi? İşte böyle kardeşim, ben onlara şu cehennemin dibine batasıca obaya dedim ki, bu Hıdrellez'de ben onunla konuşurum. Mümkünatı hem de çaresi yok konuşurum dedim. Demedim mi ya? Onlara azıcık umut verdim. İşim yok da o deyuslara, o alçaklara, o sürüngenlere, çukurda kışlak, aladağda yaylak veresin diye sana mı yalvaracağım? Senin o gülden ince, gülden nazik yüreğini mi inciteceğim? İşim yok da. Başını göğe kaldırdı, gözlerini uzaklara, derinlere, bir ak bulutun salındığı yerin arkasına dikti. Söyle bakalım verecek misin diye sert söylendi. Vermezsin diye de hemen ekledi. Vermezsin aslanım, hiç vermezsin. Ben seni bilmez miyim? Sen bizi bıraktın. Sen gökleri, yıldızları, ormanları, suları bıraktın. Sen camilerden çıkmaz oldun. Sen kendine ışıklı büyük kentler kurdun. Sen kendine gökte uçan demir kuşlar yaptın. Sen kendine toprağı yiyen, yerken uluyan canavarlar yaptın. Sen üst üste evler, yedi denizler yaptın. Bizi çukurda bir kışlak, Aladağ'da bir yaylak ver desem vermezsin ki. Ben de bu gece sana kışlak için yalvarmam. Mümkünatı çaresi yok yalvarmam. Bu obada sürünsün senin sayende. Varsın ölsünler. Kırım kırım kırılsınlar. Senin yüzünden Çukurova'yı getirdi gözünün önüne. Bir güz gecesini karanlıkta tekfil ova yıldız yıldız yanıyordu. Tarlalarda humurtularla akıp giden koca demir yıldızlar. Koz kocaman demirden yıldız böcekleri. Gem vurulmuş akarsular, yollar, yollarda akıp giden, insanın başını döndüren yıldırım gibi beygirler. Toz, duman, sıcak, ter, sıtma, bela, bir acayip kurmuş adamlar. Yarı çıplak, yanmış kadınlar, hele kadınlar, Hele çırılçıplak. Çimenin yeşil gözlerinin akı gittikçe çoğalıyordu. Aşağıdan bir ayak sesi geldi. Bir taş derin uçurma aşağı yuvarlandı. Yanına bir sürü daha taşı katarak gürültüyle aşağı inmeye başladı. Burnuna taze ezilmiş, ince, güneşte buğulanmış çiçek kokusu geldi. Canı sıkıldı. Neredeyse şimdi, şu anda iyice dalacak, şurada şu taşın başında eski günlere gidecek, Çukurova'ya, Adana şehrine Mersin'e inecek. Güneşten bacakları yanmış kızları, uzun bacaklı kızları görecek. Oradan gerisin geri eski günlere Çukurova'da koyun sürüsü gibi ceren dolaştığı günlere varacaktı. Ayak sesinde başını kaldırdı. Sakalını bıraktı. Aşağıdan arkadaşı Müslüm geliyordu. Saçı sakalı, elleri, kaşı bıyığı her bir yana apaktı. Aşağıdan yukarı bir pamuk yumağı gibi ağırıyor, ağıyordu. Kardeşlığım, kardeşlığım, hay yiyen haydar, haydar, sabahtan beri seni arıyorum. Elindeki kirmene hem eğiliyor hem geliyordu. Geldi soluk soluğa Haydar Usta'nın yanına oturdu. Çarığının içine küçücük sümüklü böcekler girmişti. Çarığını çıkardı, iyice temizledi. Geri giydi, sıkı sıkıya bağladı. Küçücük bir topak, bir adamcıktı Müslüm. Gözlerini Haydar Usta'nın gözlerine dikti. Baktı, baktı. İki bakış derinden derine şimşeklendi, çakıştı. Bu yıl bu işi obamız için yapacaksın Haydar. Yeter torunun için yaptığın. Bu yıl Hızır'la İlyas buluştuklarında sen bizi obayı unutmayacaksın. Biz öldük Haydar, biz rezil olduk. Kanadımız, kolumuz kırıldı Haydar. Koca Allah imdadımıza yetişmezse bizde hayır kalmadı Haydar. Haydar Usta gene sakalını tutamladı. Dilseklerini dizine dayadı, düşündü, daldı. Sonra birden çimenin yeşil gözleri açıldı. Parladı. ''Para eder mi Müslüm?'' diye sordu. ''Allah bizi bırakmadı mı? Bizi bırakıp dağlardan koca kentlere inmedi mi? Biz de Allah'ın gittiği, indiği yere inmeliyiz Müslüm. Müslüm.'' ''Hay yiyen'' dedi. ''Senin solun keskin. Hıdrellez gecesinde bir istekte bulunursan koca Allah bizim dileğimizi verir. Muradımızı verir. Yeter ki sen bu yol bizim için iste. Torunun için değil.'' ayağa kalktılar. Haydar Usta önde, Müslüm arkada yola indiler. Bahar gözünü daha yeni açıyordu. Çiçekler yarı açmışlar, yarı tomurcukta. Kuşlar, arılar ılık gün altında yumuşacık uçuyorlardı. Yalı uykulu. Toprak geliniyordu. Kayalar, ağaçlar, sular, börtü, böcek, geyikler, tilkiler, çakallar, koyunlar, kuzular bir sabah buğusu içinde uykulu geliniyorlardı. Oba buraya bu koya gelip konalı üç gün olmuştu. Altmış çadırlık bir obaydı bu. Karaçullu obası derlerdi adına. Obanın en yaşlı adamı demirci Haydar Usta'ydı. Demirciliğine işe yaramıştı, yarayacaktı. Bir gün bir işe yarayacaktı ama. Bu kış Çukurova'da analarından emdikleri burunlarından gelmişti. Şimdiye kadar şu dünya dünya olalı beri bu oba Çukura ineli beri böyle bela bir kış geçirmemişler. Çukurova adamın adamından böyle bir düşmanlık görmemişlerdi daha daha dehşet bir şaşkınlık içindeydiler. Oba eskimiş, yozlaşmış, yoksullaşmıştı ama geleneklerinin bir kısmını daha yitirmemişti. Oba koya iner inmez, çadırlar kurulur kurulmaz, derim evi çadırı da kurulmuştu. Derin evi çadırı öyle öteki çadırlar gibi uzunlamasını değildi. Derim evi çadırları hep yuvarlak olur ve kubbelerini keçilerle, kilimlerle örterler. Kapılar görülmedik nakışta bir kilimle örtülmüştür. İç duvarlar eski nakışlı kilimdendir. Yer baştan aşağıya turuncu keçelerle döşülüdür. Uçta kapının sağında köz dolu bir taş ocak vardır. Derim evi 30 yıldır aynı yere kurulur. Çadırların ortasında, koyağın tabanında, düz, üç harman yeri büyüklüğünde mermere benzer ak bir taş vardı taşın üstüne sabahtan bu yana keçeler, kilimler, döşekler, yastıklar taşınıp seriliyordu. Ak taşın üstü ılık bahar güneşinin altında bir renk cümbüşündeydi. Büyük kazanlarda güzel kokulu yemekler pişiyordu. Yaşlı kadınlar büyük simillere yemekler boşaltıyorlar, kazanlar dolduru dolduruyorlardı. Bir duman bir buğu içinde yitip geri ortaya çıkıyorlardı. Büyük torun hazırlığında sevincindeydi herkes. Bir de bir de Haydar Usta bir olur dese değmen keyfine. O zaman toy bir toy daha olacaktı. Ne olur Haydar Usta bir seferlik bir seferlik de bizim için iste. Sen bu babanın en yaşlısı babası değil misin? Bir yıl bir bu yıl bizim istediğimizi yap. Ondan sonra her yıl ne istersen yap. Allah'ın yılı mı yok Haydar Usta ne olursun? Haydar Usta gözüm Haydar Usta, bak bir obanın çoluğu çocuğu, yaşlısı, genci senin ağzının içine bakıyorlar. Ne dersin ustam? Ulan ne biliyorsunuz Allah'ım benim her istediğimi yapacağını? Allah senin her istediğini yapar. Ulan ne biliyorsunuz? Biz biliriz, o seni kırmaz. Haydar Usta ortada bütün oba dört bir yanını çevirmiş. Haydar Usta'nın elleri sakalını kavramış, ellerinden sakal fışkırmış bakır kızıltısında göğsünden aşağıya kayıyor. Ulan etmeyin, ulan köpekler diyor Haydarusta. Ulan etmeyin, ulan beni ele aleme, ulan beni Allah'a rezil etmeyin, ulan Allah benim babamın oğlu mu? Çadırlar solmuş, yırtık, eğmeleri saçaklanmış, çocukların yüzlerinde kan kalmamış, gözlerinin feri kaçmış. Haydar Usta şimdiye kadar bunca yaş yaşadı, böyle bir yoksulluğu, bu kış rezilliği hiç görmedi. Ah elimden gelse diye inliyor. Ah elimden gelse. Ah bir gelse elimden. Gelir diye bağırıyorlar. Hepsi bir yerden. Bu gece kimse uyumasın. Hiç kimse. Bu gece bir tek kişi uyursa büyü bozulur. Büyü. Ben de görür görmez görürsem eğer. Görürsün diye kalabalık hep bir ağızdan bağırdı. Aladağın derin uzun ormanlıklı kayalığı koyağı tepeden tırnağa yankılandı. Ben de onu görürsem sizin istediğinizi isteyeceğim. Kim görürse onu bu yıl obanın istediğini isteyecek. Tamam mı? Tamam diye bağırdılar hep birazdan. Kim hile yapar da bir başka şey isterse iş bozulur. Ne kes olmayın. Çok sıkıştık. Bu yıl da ayağımızın üstünde duracak bir yer bulamazsak yandık bittik. Yandık bittik dediler hep birazdan. Toy başladı. Kavalcılar gelmişler. Sessiz hiç konuşmadan kıpırdamadan orada Turuncu keçilerin üstünde öyle dimdik oturuyorlar. Bağdaş kurmuşlar uzun bakır renkli çimen yeşili gözlü adamlar bilinmezden güneşin ya da ayın oralardan bir yerlerden gelmişler. Herkes onlara saygıyla hayranlıkla bir çeşit korkuyla bakıyor. Onlar yandaki kayalar gibi sağlam toprağa yapışmışlar. Bekliyorlar. Bir büyünün gerçekleşmesini bekliyorlar. Toy başladı. Çiçekler döküldü turuncu sofraya. Yufka ekmeklerin yanına kokulu yoğurtlar, ayranlar, bakır sinilerde kızarmış bütün koyunlar, keçiler, kuzular, oğlaklar. Tepeleme ak pinç pilavları. Gül benkler çekildi. Demeler söylendi. Halil İbrahim peygamber üstüne nefesler çekildi. Yemeğe başlanıldı. Kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk bütün o bu sofradaydı. Koyağın ortasından ak taşın üstünde turuncu, güneş kazaya nakışlı sofrada bir semik çığlığındaydı. Derken bir davulcu çıktı ortaya. Tek başına davulunu çalarken davuluyla alt alta üst üste dönmeye başladı. Dehşet bir devinimde hışım gibi dönüyor, kolu uğunurcasına tokmağı sallıyor. Davuldan inanılmaz çeşitli sesler çıkıyordu. Yalvarmalar, ağlamalar, gülmeler, öfkeler, alaylar, direnme, baş kaldırma. Davulun sesi birden kesildi. Davulcu iki dizinin üstünde toprağa niyaza durdu. Eğildi üç kere toprağı öptü. Sonra toydan teker teker kalkıp davulcunun yanına geldiler. Yine diz çöktüler. Toprağı üç kere öpüp niyaza durdular. Herkes geldi. Hastalar, sayrılar, çocuklar. Toprağa niyaza durdular. Gün kavuşmadan az önce sofranın aşağısına çok büyük bir ateş yaktılar. Ateşin kızıltısı koyağın dibine başına yamaçlarına vurdu. Karanlık orman aydınlandı. Kavalcılar hep birazdan uzak bin yıllık türküler çaldılar. İnsanlar gittikçe kendilerinden sıyrılıp başka bir dünyaya giriyorlardı. Kavalcıların ardından salcılar çıktılar ortaya. Görülmedik, duyulmadık bir tema, semah çaldılar. Hiç kimse bu semaha mümkünatı yok ayak uyduramazdı. Çünkü bu semahı yüzünü geçmiş, koyun dede çalıyordu. Bu semahı duyunca Haydar Usta'nın gözleri ışıldadı. Ayağa kalktı dönmeye başladı. Bir süre tek başına döndü. Bir dağ gibi ateş harmanının üstüne yürüyor. Işığa gelince bütün göğsünü almış sakalı yıldır yıldır ediyordu. Sonra ince, uzun, dal gibi yanık, iri gözlü, uzun saçlı bir kız çıktı ortaya. Haydar Usta'yla kendilerinden geçip döndüler. Sazcılara, Davul da katıldı. Sonra kavalcılar da katıldılar. Toydakiler birer ikişer ayağa kalkıyorlar, semaha giriyorlardı. Bütün toy yediden yetmişe ayağa kalktı. Mengi başladı. Gün kavuştu. Davulcu kalabalığın ortasında coşkun bir sel gibi ateş harmanının yöresinde dönüyordu. Renkler, ışıklar, orman, ses, sular, koyak, yıldızlar, insanlar hışım gibi bir devenimde dönüyorlardı. Birden sesler kirip diye kesildi. Kalabalık ateş harmanının dibine oturmuş saz çalan koyun dedeye ateşe ikisine birden niyaza duruyorlardı. Yatsı vakti mengi bitti. Koyun dedi uzun bir kayalığın başına çıktı. Gülbenk çekti. Allah Allah, Allah, Sairi Selman, Mülkü Süleyman, Kör olsun Mervan, Yardımcımız 12 imam Hızmatın kabul, yüzün ak olsun. Kalabalık hep bir ağızdan, hızmatın kabul, yüzün ak olsun dedi. Hızmatından şefaat bulasın. Koyak yankılandı. Şefaat bulasın. 12 imamın Selman'ı, parkın himmeti hazır ve nazır ola. Hazır ola. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Ya Ali. 12 imam nur oldu. Nur oldu. Kalabalık coştu. Uzun bir süre yankılandı dünya. Sultan Hatam sır oldu. Sır oldu. sır hüdar için bağışla. Destimiz deman, küfrümüz iman, yardımcımız 12 iki imam. On imamın katarından, didarından ayırmasın gerçeği. Hu, gerçeği hu, gerçeği hu. Kayalıklar gerçeği hu diye inledi. Koyun dede, kayalardan indi. Kalabalığa karıştı. Kısık sesiyle dünyada her şey var. ''Ağaç, kuş, toprak, türlü kokular, nimetler, toprak bereketli, toprakta yüz bin, bin milyon doğurganlık, aklı hayale sığmaz, sular, yıldızlar, hepsi de insan için yaratılmıştır.'' dedi. ''Bu gece yüreğinizi iyice temizleyecek, arıtacaksınız. Eğer içimizden bir insanı aşağılıyorsanız aşağılanacak insan yoktur. Bunu böyle bilin.'' Eğer bir insan için kötülük düşünüyorsanız, kötülük düşünülecek insan bu dünyaya gelmemiştir. Bunu böylece bilin. Dünyada kötülük yoktur. Kötülük uydurmadır. Dünyada iki türlü iyilik vardır. Işıktan bir değnek alın elinize. Uzun bir değnek. Değneğin bir ucun çok parıltılı, bir ucu daha az parıltılıdır. İşte iyilik, kötülük arasındaki fark bu kadardır. Bunu böylece bilesiniz. Mervan kendince kötü değildi. Biz onu kötü yaptık. Bizim kötümüzdür. Yüleğinizi bu gece sabaha kadar arı tutun. Gerçeği, hu dostlar, dostlar, hu. Haydar usta geldi. Dedi, kucakladı, sonra onu omuzundan öptü. Dede güldü. Sen de yüleğini arıt erenler dedi. Bu gece senin gecen. Bu gece sen kurtaracaktın lobayı. Haydar usta ben mi kurtaracağım diye şaşkınlıkla sordu. Sen de mi dede? Dede onun elini yakaladı, sıktı. Hangi suyun başında sabahlayacaksın sultanım? Ala gözü bekleyeceğim. Himmetin hazır olsun dedi dede. Ayrıldılar ve kalabalık ağır ağır ormana, sulara, pınarlara, kayalıklara dağıldı. Bu gece 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecedir. Bu gece denizlerin ermişi İlyas'la karaların ermişi Hızır buluşacaklar. Dünya kurulduğundan bu yana bu iki ermiş her yıl yılın bu gecesinde buluşurlar. Eğer bir yıl buluşmayacak olsalar denizler deniz topraklar toprak olmaktan çıkar. Denizler dalgalanmaz, ışıklanmaz, balıklanmaz, renklenmez kururlar. Topraklar çiçeklenmez. Kuşlar arılar uçmaz. Ekinler yeşermez, sular akmaz, yağmurlar yağmaz. Kadınlar, kısraklar, kurtlar, kuşlar, börü, böcek, tekmil, yaratık doğurmaz. Eğer onlar buluşamazlarsa kıyametin habercileri Hızır'la İlyas olacaktır. Hızır'la İlyas her yıl dünyanın bir yerinde buluşurlar. Onlar o yıl hangi yerde buluşmuşlarsa orada bahar bir başka türlü patlar. O yıl çiçekler daha bol, daha büyük. Her yılınkinin birkaç misli ile açarlar. Arılar daha renkli, daha kocaman olurlar. İneklerin, koyunların sütleri daha bol, daha besleyici olur. Gök daha arı, daha başka mavilenir. Yıldızlar daha iyileşir, daha parlaklaşır. Saplar, başakları, ağaçlar, çiçekleri, meyveleri götüremezler. İnsanlar o yıl daha sağlıklı olurlar. Hiç hastalanmazlar. O yıl ölüm de olmaz. Ne bir kuş, ne bir karınca, ne arı, ne kelebek ölür. Hızır'la İlyas'ın buluştuğu an. Biri mağrıptan, biri maşlıktan iki yıl doğar. İki yıldız doğar. Yıldızlar Hızır'la İlyas'ın buluştuğu yerin üstüne kayarak gelirler. Tam Hızır'la İlyas birbirlerinin elini tutarlarken onlar da birleşirler, tek bir yıldız olurlar. Hızır'la İlyas'ın üstüne ışık olup sağılırlar. Hızırla İlyas'ın el ele tutuştuğu, yıldızların gökte birleştiği an dünyada her şey durur. Akarsular kırp diye oldukları yerde donmuşçasına durur kalırlar. Yerler esmez, denizler dalgalanmaz, yapraklar kıpırdamaz, damarlardaki kan akmaz, kuşlar uçmaz, arıların kanatları titremez. Her şey durur, hiç hiçbir şey kıpırdamaz. Yıldızlar akmaz, ışıklar yürümez, dünya bir an için ölür, Sonra her şey birden uyanır. Dehşet bir yaşam patlar. İşte bu gece sabaha kadar insanlar birleşen yıldızları görmek için evlerinden dışarılara uğrarlar. Yüksekler yerlere, dam başlarına, minarelere, tepelere, dağ başlarına çıkarlar. Bir de su başlarını beklerler. Çeşmelerin, pınarların, çayların başlarını beklerler. Gözlerini sudan ayırmazlar. Kim ki gökyüzünde yıldızların birleştiğini görür, o anda ne isterse olur. Ama ne isterse. Bir keresinde kul Hüseyin ad, adında bir çiftçi yıldızları bekliyormuş. İki yıldızın geldiğini görmüş. Yıldızlar birleşmişler, ışık olup gökten aşağı süzülmüşler. Kul Hüseyin bu durumdan o kadar şaşırmış ki ne isteyeceğini o an bir türlü aklına getirememiş. El ayağına, dili dolan dudağına dolaşmış. Ya Allah demiş ya Allah ya Hızır ya İlyas vakit geçiyor hemen bir şey istemeli hiçbir şey gelmiyor aklına. Ya Allah ya Hızır ya İlyas şu altımdaki tepeyi al da şu ırmağın öte gecesine götür. Asıl istediği az sonra gelmiş aklına ama çoktan şişten işten geçmiş ve Hüseyin orada tepenin üstünde uyumuş. Sabahleyin gözünü açmış. Bakmış ki ne görsün? Tepeyle birlikte ırmağın öte gecesindeki düzlükteler. Haydar Usta koyan yamacındaki kırmızı çakmak taşı kayanın dibinden çıkan ala göz olduğunu başına geldi. Ol, oluğunun başına geldi. Kepeğini geri atıp üstüne oturdu. 12 yaşındaki torunu Kerem'i de yanına getirmişti. Kerem elinden tutup oturttu. Yıldızların ışığında gecenin donuk aydınlığında kayanın oyuğuna doğru yürümüş pınarın gölg gölgeliğinin dibindeki çakıl taşları parlıyordu. Suyun yüzündeki ince halkalar kıyılarda sönüyordu. Pınarın ucuna kalın bir çam oluk oturulmuştu. Uzun olduğu uzun oluğu yosun bağlamıştı. Oluğun altı geniş bir yarpuz tarlasıydı. Kırmızı, büyük, Başını almış göklere gitmiş kayalık, pınarın suyu, gece, yıldızlar, toprak, yarpuz kokuyordu. Derinden kırmızı kayalığın ta dibinden gelir gibi bir çaltı gittikçe büyüyordu. Ormanda uzaktan yoğun uğulduyordu. Çam kokusu, türlü çiçeklerin daha yenice toprağa yarmış otların kokusu birbirine karışıyor, ılık esen yer bir hoş, ince, serin koku getiriyordu. Kerem coşkuyla, sevinçle... Bak dede diye bağırdı. Dede bak suyun içine bak balıklar parlıyor. Kaçışıyorlar. Bir balık, iki balık, üç balık, üç balık. Işıktan pınarın içinde alabalıklar birbirlerinin ardınca uçar gibi suyun beri kıyısından parlayıp öte kıyısında kırmızı kayanın oyuğunda yitiyorlardı. Yaşlı adam hiç konuşmuyordu. Dalıp gitmişti. Sonunda başını kaldırdı. Kerem dedi. Dedem dedi en yumuşak sesiyle. Seni bu gece yanımda mahsustan getirdim. Dedem bu gece gecelerin içinde birinci gecedir. Bu gece çok şeyler olacak. Bak dedem bu gece Hızır'la İlyas buluşacaklar. Bak dedem ikisi de ermiş, ölmezlere karışmış kişilerdir. Onlar buluşmazlarsa yılda bir gün hem de bu gece bu dünyanın dölü bereketi kesilir. Anladın mı dedem? Anladım dede demiş Kerem. Zaten ben Hıdır Ellezi biliyorum. Geçen yıldan da öteki yıllardan da. Öylese bak dedem. Şu oluk ta ki durmadan akan su var ya, işte o duracak. Donup kalacak. Bir de şu hücrede gün gibi iki yıldız buluşacak. Buluşunca şimşek gibi bir inci ışık üstümüze inecek. Bak dedem, sen suya bakacaksın. Uyumadan, hiç gözünü kırpmadan ben yıldızlara. Olur dede. Hiç gözümü kırpmam. Kerem'im yavrum baktın ki şu şakırdayan oluk duru verdi. Su olduğu gibi dondu kaldı. O zaman isteyeceksin isteyeceğini. İşte o zaman ne istersen Hızır sana verir. Suların akmadığı o an ne istersen ne dilersen Hızır onun sana verir. Sen ne isteyeceksin dedem? Kerem düşündü. Dedesi gibi eliyle çenesini tutamladı. Düşündü. Bilmiyorum ki dedem dedi. Hiç bilmiyorum ki. Ne isteyeyim acep dedem? Haydar Usta, keremim dedi. Sen daha çok pınar, çok yıldız bekleyecek, çok dileklerde bulunacaksın. Bu yıl suyun akmadığını görürsen, görür görmez ya Hızır bize çukurda kışlak, Aladağ'da yaylak verdi. Olur mu? Olur dedem. Suyun durduğunu, yıldızların kavuştuklarını görür müyüm? Herkes göremez yavrum. Yalnız günahsızlar, iyilik severler görür onları. Kötü insanlara, kuşlara, arılara, insanlara zulüm yapanlara gözükmez onlar. Sana gözükür yavrum. Belki bana da. Onun için obalı bana güveniyor. Beni günahsız ermiş biliyorlar tosunum. Ermiş değilim ama çok az günahım var. Doğdum doğal hiçbir yaratığa kötülük etmedim. Şimdiye kadar da üç kere yıldızların çakıştığını gördüm. Üç keresinde de dileğimi yerine getirdi hızlı kardeşlik. Kerem susmuştu konuşmuyordu. Oluğun ucundan dökülen suya, suyun döküldüğü çakıl taşlarına, çakıl taşlarının üstünde paramparça olarak ak ak köpüklenişine bakıyordu. Bakıyor, çok derin düşünüyor. Eyvah, eyvah ki eyvah bana diyordu. Aradan epey bir süre geçti. Haydar Usta, neden konuşmuyorsun? Hay şahanım dedi. Hay benim şahanım. Kerem alıp gitmiş, dalıp gitmişti suya balıklara, şu oluğun ucundan balıklara. Şu aşağıdaki çakılların üstüne düşerler miydi? Düşünce de ölürler miydi? Kim bilir dedi kendi kendine. Düşerler. Hem de ölmezler. Yoksa aşağıdaki delide balık olur muydu? Kerem suyun kökünün burada olduğu gibi balığın kökünün de burada olduğunu sanıyordu. Kışlak yaylak istemem diyordu. Ben kışlak yaylak istemem. Toprak istemem. Ben suyun durduğunu görünce bir şahin yavrusu isterim. Onu Hızır bana getirir. Ben de onu büyütürüm. Ok gibi gökyüzüne salarım. Ok gibi. O da bana kuşları, keklikleri, üveyikleri, çavuş kuşunu, ibiliği, sığırcı, ördekleri yakalar bana getirir. Tavşan da yakalatırım istersen. Ama tavşan olmaz. Tavşanı el sürülmez. Bir de yapalağa. Kör yapalağa. Şahin dediğinde bir küçük kuştur. Yeşile çalan. Bir taş kadar ağır, sert, gagası uzun çelikten. Kerem ne düşünüyorsun? Sesi duyunca Kerem birden irkildi. Bir şeyler söyledi, ne dedi anlaşılmadı. Anlamadım. Hay Kerem dedi Haydar Usta. Senin başında bir hal var. Kerem birden içindekini dışarıya salıverdi. Güzel dedem dedi. Ben hiçbir zaman durmuş suyu, kavuşan yıldızları göremeyeceğim. Eyvah eyvah ki eyvah göremeyeceğim. Haydar Usta şaşkın. Neden Kerem yavrum, şahanım? Neden? Ben dedi Kerem sesi titreyerek boğulurcasına. Ben dedem ben. Neredeyse ağlayacaktı. Büyük bir fırsatı kaçırıyordu. İşte şimdi yıllar yılı istediği Şahin yavrusu kendisinin olacaktı. Keşke yapmasaydı o işi. Şahin yavrusunu dedesinden istemişti. Sana yakalarım demişti dedesi. Yakalamamıştı. Babasından ağasından avcılar başı Kel Kamil'den Kavalcı Mustafacık'tan istemişti. Sana bir Şahin yavrusu yakalarız demişlerdi hiç yakalamamışlardı. Öteki obanın bir kemali vardı. Burnu yanmış, sarı saçları kirpi oku gibi dimdik. İşte o kemalin bir şahini vardı. Dedesi 115 yaşındaki dedesi sarp Kayalar çıkmış da onu o şahin yavrusunu yakalayıvermiş. Kemalin şahininin Ayağının birisinde küçücük bir zil vardı. Küçücük bir nohut kadar. Sonra Kemal'in sağ bileğinde bir deri bilezik vardı. Şahin gelip bileğindeki o deri bileziğin üstüne konuyordu. Şahin uçuyor ta göğün ötelerine gidiyor. Halkalar çize çize gelip Kemal'in koluna konuyordu. Kemal onu çağırıyordu. Ya adam çağırır gibi çağırıyordu. Göğün neresinde olursa olsun o da Kemal'in sesini duyar duymaz koşup geliyordu. Sonra isterse eğer Şahin bir adam üstünde uçuyordu. Nereye giderse gitsin Şahin bir adam boyu onun tepesinin üstünde dönerek onunla birlikte gidiyordu. Ne güzel. Ah, ah. Keşke mas yapmasaydım o işi. Ah. Haydar Usta. Ne ah çektin öyle yavrum aslanım. Ah'ına hayran deden senin. Hiç dedi Kerem. Söyle yavrum dedi Haydar Usta. Kerem birden çok sert bağırır gibi ben suyun durduğunu da yıldızların kavuştuğunu da hiç göremeyeceğim. Ben burada boşuna bekliyorum dedem boşuna. Neden tosunum? Göremeyeceğim. Neden yavrum? Kerem bir türlü söyleyemiyordu. Sebebini söyle bakalım. Belki senin dediğin değildir. Kerem susuyordu. Birden pınarın ortasından ilice bir balık suyun yüzüne fırladı. Çup diye gerisin geri dibe düştü. Dibe düşerken de gümüş karnı yıldızların ışığında parladı. Kerem ona daldı. Dedem dedi, güzel dedem. Ben bir kırlangıç yuvası bozdum. İçindeki üç yavrusunu da öldürdüm. Ana kırlangıcı da ayağından bağladım. Üç gün böyle uçurdum. Sonunda o da öldü. Şimdi bana yıldızlar gözüküyor mu? Şimdi şu akan olun suyunun durduğunu görebilir miyim? Haydar Usta, görebilirsin diye bağırdı. Kerem, hani günah işleyenler göremez dediydin ya, kırlangıç öldürmek günah değil mi? Günah dedi haydır usta çok günah ama belki Allah günah yazmamıştır. O iş olduktan sonra sen Allah hay Allah'ım benim günahımı bağışla dedin mi? Demedin mi? Ha o zaman iş başka işte. İşte şimdi iş başkalaştı. İkisi de iki yerden düşünceye vardılar. Bir bölük kuş geldi karşıdaki ulu çınar ağacının üstüne kondu. Arkasından bir bölük daha. Karanlıkta kuşlar akın akın gelip durmadan ağacın dallarına doluşuyorlardı. Kuşların ağırlığından çınarın dalları bükülüyordu. Neden sonra Haydar Usta, bak dedi dedem, bu dünyada günah işlememiş hiç kimse yok. Öyle bakarsan, şimdi gelecek olan Hızır da günah işlemiştir. O Hızır olmasa bu dünya dünya olamaz. Bahar gelemez, analar doğuramaz, dünyada taş, toprak, kurt, kuş, börtü, böcek, yılan, çıyan, suda balık, havada kuş, yerde insan, karınca, gökte yıldız, her şey uyur. Bütün dünya uykuya varır o Hızır ki, o Hızır dünyanın kanadıdır, kanıdır. O Hızır ağaçlara yaprak, çiçektir, kokudur, ışıktır, dünyanın sıcaklığıdır. O bile günah işlemiştir. Yürürken bir karıncaya basmış, bilmeden bir böceği öldürmüştür. Onun için çocukluktan işlediğin günah belki günah sayılmaz dedem. Şimdi sen uyuma hiç uyuma. Gözlerini de şu oluğun suyundan da ayırma. Dalıp gitme sakın. Dalgınlığa gelmez bu iş. Bir daldın mı? Bir an Daldın mı o an onlar buluşmuş olurlar ki iş işten geçmiş olur. Suyun sesi kesildi mi? Çarıltısı, şırıltısı, kuşların. Bak şu ağaçlarda dallara çok çoşkmuş, kıpır kıpır ediyor. Ötüşüyorlar. Kırp dek sesleri kesilir. Kesildi mi? Kuşlara bakma. Onlar uykuya varırlar belki. Gözünü suyun akışından, kulağını suyun sesinden ayırma. Olur mu dedi Kerem. ''Olur'' dedi Kerem. ''Olur. Kırlangıcı öldürmek günah sayılmazsa, kavuşan yıldızları duran donup kalan suyu görecek, sevindi. Şahin yavrusunu yarın erkenden kayalığa gidip öz eliyle yakalayacak. Şahin civcivleri bu anda acaba yumurtadan çıkmışlar mı?'' ''İsterse çıkmasınlar. Hızlı çıkarır. Ne dilersek dileğimizi yerine getirmeyecek miydi?'' ''Dedem öyle demedi miydi?'' ''Dilinin ucuna geldi hemen dedesine.'' Daha yumurtadan çıkmamış şahin civcivini de hızır hemen verir mi? Yoksa civcivlerin yumurtadan çıkmasını mı bekler diyecekti. İyi ki sormadı. Dedesi onun çukurda kışlak, alada da yaylak yerine şahin isteyeceğini anlar, kıyameti koparırdı. Yok yok, kıyameti koparmaz ama konuşmaz, küser. O küsen bir adamdır. Çok küsen. Hiç uyuyamayacağım dedi. Gözlerimi bile kırpmadan suya bakacağım. Kulağım da suyun sesinde olacak. Sen de dede, gözlerini yıldızlardan ayırma. Olur mu? Ayırmam dedi Haydarusta. Yıldızların kavuştuğunu bana hemen söylersin değil mi? Söylemez olur mu hiç dedem? Nasıl olur da söylemem? Yıldızların birbirine kavuşması çok güzeldir. İşte o an çok başka bir insan olur. İnsan o anda kendini cennette sanır. İnsan o anda ışık gibi olur. İnsan o anda içi sevinçten pırpır pır eder dedem. İnsan bir ömür o anı unutamaz. İnsan bir ömür o anı anımsadıkça eslikleşen eslikleşir dedem. Kerem'im sana hiç haber vermez miyim? Dede, dedi sustu. Söyle Kerem, dedi Haydar Usta. Kerem gene ben bir şahin isteyeceğim. Toprak yerine diyecekti, vazgeçti. Hiç, dedi. Gözüm suyun akışında, kulağım sesinde. Aşağıda o obadan hiçbir ses seda gelmiyordu. Ortada doğanın seslerinden başka ses yoktu. Ceren kız, üç kardeşin bir bacısıydı. Uzun boylu, yanık, büyük ela gözlüydü. En güzel Türkmen kılığından giyinirdi. Taş buyduran pınarının başında oturuyordu. Bu pınar taşları toprağa mavi bir yamaçtan kayalıkların ortasından doğuyor. Gene kayalıkların kuyu gibi derinin gölleniyordu. Bir taş oluktan sulara aşağı yarpuzlu bir düzlüğe iniyordu. İki kayanın ortasında oturmuş Ceren düş kuruyor, düşten düşe geçiyordu. Gözlerini de oluktan ayırmıyordu.